Merhaba değerli izleyenlerimiz. Bugün anlayarak hızlı okuma eğitimimizin 11. dersiyle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde sizlerle eksik harf okuma çalışması ya da harflerin yeri değişmiş şekilde diyebiliriz. Bu çalışmayı sizlerle yapmış olacağız. Bu çalışmadaki amacımız ne olacak? Biz öncelikle yerleri değişmiş olan bu harflerle veya eksik olan bu harflerle ne yapacağız? Kelimeyi zihnimizde nasıl tamamladığımızı göreceğiz. Biraz belki ilk başlarda zorlanabiliriz ama zamanla bu oturacaktır. Buradaki egzersizimizi ben şuna benzetiyorum. Yani sporcular biliyorsunuz bacak kasları gelişmesi için özellikle kum torbaları bağlayarak koşarlar. Ya da işte zor zeminde koşarlar, daha sonra düz zeminde rahat koşabilmek için. Aynen o şekilde kum torbalarını daha sonra ayaklarından çıkarttıklarında gayet hızlı bir şekilde koştuklarını fark ederler. Çünkü o engeller kaslarını geliştirmiştir. İşte biz de bu yapacağımız eksik veya işte yer değiştirmiş harflerle ne yapacağız? Sizin dikkat ve odaklanmanızı zorlayarak kelimeleri beyninize tam bir bütün halinde göndermenizi ve de algılama dikkatinizi arttırdığınızı arttırmanızı yerine getirerek bu şekilde hızınızı otomatik olarak arttıracağız değerli izleyenler. İsterseniz sözü fazla uzatmadan metinlerimize geçelim ve birkaç metin okuma çalışması yapalım sizlerle. Evet, ilk metnimizle başlayalım. Buyurun. İçimizden gözlerimizle takip ederek okuyoruz. Evet değerli izleyenler, siz bu kısmı kendi hızınıza uygun yapabilmek için videoyu dondurabilirsiniz. Ben bir başka metne geçiyorum şimdilik. Evet, bir başka metinle birlikteyiz. Bu metnimizi aynı şekilde okuyalım. Evet, yeni bir metne geçiyorum. Buyurun, yeni metnimizi okuyalım.
Evet, dikkat ettiyseniz ilk ve son harf yerinde olduğunda gayet rahatlıkla okuyabiliyoruz değerli izleyenler. Buyurun yeni metnimizi okuyoruz. Bir başka metne geçiyoruz. Evet, bir başka metin açıyorum. Evet, herhalde metinler ilerledikçe daha rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Buyurun yeni bir metnimiz. Evet, son bir metinle bugünkü çalışmamızı tamamlayalım değerli izleyenler. Buyurun son metnimiz. Evet, değerli izleyenler,
Böylece son metnimizi de tamamlamış olduk. Bugün sizlerle bir kelimedeki harflerin yeri nasıl değişik olursa biz bundan nasıl faydalanabiliriz bunu görmüş olduk. Belki ilk baştaki okumalarımızda biraz zorlanmış olabilirsiniz ama daha sonralarında inanıyorum ki daha rahat okumuşuzdur. Bu çalışma ile ilgili de yine notlar ve videolar sizlere göndereceğim. Çalışmamızı takip etmeyi ve dostlarınıza önermeyi unutmayınız. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.